Çıt 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 çıt. Yeter be oğlum. Bir nefes al. Ya ben düşünürken nefes almıyorum. Ben senin düşündüğünü sanmıyorum. Hayırdır abi gece gece sipariş mi var? Sipariş var. Seni bana sipariş ettiler. Üçü bir tabuta sığar mı diye sordular. Ha? Kimse beni soramaz. Ben kimseyi sorarım. Hem de çalışmadığı yerden sorarım. Kim lan o? Kim olacak galerici? Dikkat edin ha. Tamam biz hallederiz onu. Galerici peşimize düşmüş. Aydın da paniklemiş. Hayda. Abi biz buralardan biraz uzaklaşsak iyi olacak ha. Öyle yapacağız artık. Yoksa enseleneceğiz. Göz var. Kur'an evliya çarpsın göz var. Top girmiyor. Biz kurşun mu döktürsek ne yapsak? Merak etme yakında dökecekler. Yalnız var ya. Çok acayip. Ne zaman paramız olsa başımız belaya giriyor mutlaka. Oğlum biz paramız olsun diye başımızı belaya sokuyoruz lan. İkisi aynı şey mi? Neyin kafası bu ya? Çekirdeğin kafası. Çekirdekten başka bir şey yemiyor ki adam. Çok çekirdekli ama işlem gücü zayıf. Kafa basmıyor. Hazır mısınız? Bir dakika. Hazırız abi, hazırız. Paralar? Paralar hazır abi. Peruk? Tamam abi, bir dakika be. Peruk da bende abi, hazır. Hadi başlıyoruz. Abi, bir dakika diyorum ama son delik. Son delik derken Veli, sokarım kafana o deliğe. Yürü hadi. Yürü. Abi sen niye buraya golf getirdin ki zaten ya? Sen bunu bilmiyor musun? Sonra Türkiye'de niye golfçi yok? Abi ben bunu döveyim ya. Ya. Ya şu babamın cimriliğinden düştüğümüz duruma bak arkadaş. Ya ya sorma ya. Yani çok zor bir durum. Allah yardımcımız olsun. İkinci el araba baktığımızda bir duyan olsa rezillik. Efendim bizim araçlarımız zaten sıfırdan farksızdır. Her biri çok temiz. Hayır şimdi kendimize bakıyor olsak problem değil de hediye de ikinci el daha iyi. Nihayetinde bunu alan adam ilk aldığında yağına, suyuna, motoruna, orasına, burasına şekline bakıyordur. Yok zaten biz araçları alırken hepsini kontrol ediyoruz. İçiniz rahat olsun o konuda. Ha şimdi şöyle bir şey var. Küçük bir hediye olunca bu kadar da kafa yormaya gerek yok. Şimdi araba piyasasında şöyle bir şey vardır. Yani birinci el ile ikinci el arasındaki... Samet yorma. Ben biraz arabalara bakayım. Bakayım ben. Siz şimdi ne istediğini söylerseniz ben daha rahat yardımcı olurum size. Bakalım. Tamam o zaman dışarıdan isterseniz bakmaya başlayalım. Ne istiyorsun bunu? Bu en son pazarlıksız en dip 100.000 dolar olur size. Bizim patronun oğlu babasına yalakalık yaparak işe gitmeyecekmiş. Oo ne güzel dünya ya. Nasıl yani? Şimdi babasının doğum günü. Ona araba alacakmış. Bak. Babasının doğum gününde babasının parasıyla babasına araba alacak. Yaptı olacak şey mi Allah aşkına? Babasının parası? Yok be hırsızın teki. İşi gücü para yemek. Yani
Babasının parasını yiyor. Aman bir sene canım el alemin parasından, babasından, pulundan. Merhabalar. Merhaba. Bir imza atar mısınız? Bir tabii. İmzalayalım. Ama önce parayı sağlama alalım değil mi? İnanır mısınız? Kendimi garantiye almadan hiçbir yere imza atmam. Uy! Uy! malum bu devirde kimseye güven olmuyor pek tabii. Şimdi Ali burada olsaydı yeter veli tamam derdi. Çok konuştuğumu düşünüyor ama ben çok konuştuğumu düşünmüyorum. Yani çok konuşuyor olsam burada bir dünya laf ederdim. Şimdi parayı alayım ben. Buyurun. Ne yapsınız? Hayrola? Bende bir rahatsızlık var da. Aa, geçmiş olsun. Eyvallah. İvedilikle bir şey yemem lazım. Biz şuraya girelim. Hadi gidelim bakalım. Çekiliyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Bende laktik asit var. O birikiyor, birikince şey oluyorum. Buyurun. Ay, ne pis bir adam. Cüssesine bakmadan bedene kızları kesiyor. Beyefendi etrafla neden ilgileniyorsunuz? Sonra beyefendiye hakaret olmuyor mu? Oluyor. Ne yeriz ne içeriz? Bir bakarız. Birilerine bakar herhalde. Bir sipariş veririz. Hayvansınız. Hayvan. Bana mı dediniz? Siz çarptığınıza göre şuna dedim. Tabii ki size dedim. Hayvan dedim, ben dedim. Sen kim oluyorsun da bana hayvan diyorsun? Lan senin var ya boğazını çıkarım ha. Ay! Senin var ya. Ne yapıyorsun? Ağzını ben bunu kırarım. Beyefendi, bir dakika. Sen karışma dayı. Sen karışma. Sen abi. Sen karışma dayı. Sen karışma. Siz karışmayın. Sen dua et bu dayıya. Yemin ediyorum senin de ağzını burnunu kırarım. Kusura bakmayın beyefendi. Hadi. Hadi bak. Köpek! İnanır mısınız hala bak titriyor. Her yerimiz. Buyurun. Telefonumu da yazdım. Tamam. Buradan ararım ben sizi bir şey oldu. Her zaman. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Sayın, biz de külüstü alıp gidelim. Tamam. Gerek yok beyefendi. Bankada 100 defa saydık zaten. Emin misin Hasan abi? Yer. Misafirlerimizin yanında lütfen biraz dikkatli ol. Tamam abi, sen ne dediysen öyledir. O zaman anahtarınızı takdim edeyim, sizi yolculayayım. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Yine böyle şekilli bir araç olursa telefonum var sende. Haberleşiriz. Tabii ki her zaman. Tekrar bekleriz. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkürler. Samet, fabrikaya babamın yanına. Fabrika babasının yanına. Onu boş ver oğlum. Arabayı tam 100.000 dolara verdim. 4 aydır elimizde kalmıştı. İyi çaktık enayilere. Boş ver sen. Ayıp oluyor çocuklar. Hiçbir müşteriye enayili gözüyle bakmamak lazım. Vay Aydın abim. Vay Ali abicim ne yapıyorsun ya? Ne var ne yok? İyidir abi. Ne haber abi? İyiyim şükür. Ya ben kafa şey yapmayayım ya. Tamam yapma bakayım. Bak bu kızı sana getirdim bir 100 lira alırım abicim. Ali bu 100 lira yapmaz emin misin 100 liradan? Ya para saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişsin ömründe. Tamam oldu o zaman. Hakkı da böyle bir şey istiyordu. Biz bu güzel kızı Hakkı'ya verelim. Ha siktir lan. Adam seni 50 yerde arıyor. Adam ayaküstü kitlemişsin. Ha. Bir de gelmişim benimle pazarlık yapıyorsun. Sana helalinden mi 70'lik? İşine geliyorsa ver, işine gelmiyorsa götürak diye ver. Tamam, 70 lira da fena para değil. Hayırlı. Aldı bu iş. Hayırlı olsun. Hadi. Hayırlı, hayırlı olsun. Gömün oğlum. Gömün. Çayları getirin bayım. Abiciğim, gömün ama çizmeden gömün. Hasan Bey, bu paralar sahte. Artık polis çağıracağım. Siz de zor durumda kalacaksınız.
Ne bileyim abi, adamlar para sahte dedi. Biraz daha devam edersem polis çağıracak kız. Hasan abi ne yaptın sen ya? Çabuk dükkana gel, çabuk. Yalnız abi bu sefer çok ucuz iş yaptık ya. O parayı vermeyecektik o arabaya. Bitmiş oğlum bu piyasa. Aydın'dan başka herkesi dolaba sokarsak olacağı buydu. Ha, yani diyorsun ki o da bizi süründürecek ha? Evet. Vallahi adam haklı. Ben olsam daha beterini yapardım. Bu dombik çekirdek. Bu siyah. Bu da beyaz. Nerede lan bizim beyaz peynir? Ha. Onu ayrı poşete koydurdum abi. Çekirdekler nemlenmesin diye. Çekirdekler nemlenmesin diye. Veli, annen seni rutubetli yere mi bırakmıştı? Neydi lan o hikaye? Ha, şey, otobüste unutmuştu. Ama unutmuştu. Yani bırakmadı. İnsan evladını bırakır mı abi Allah aşkına? Unuttu kadın. Söz konusu sensen, bırakmış da olabilir. Annen seni unutmamış, bırakmış. Sen niye gülüyorsun oğlum? Ne bileyim böyle hep beraber gülelim de arkadaş değil miyiz abi? Ağlayalım mı? Hadi. Hadi abi bana komut. Sana yok, sen içince sapıtıyorsun. Ver lan. İyi al bakalım hadi çakal. Şu peyniri aç bakayım şuraya. Gerçekten manyak. Buradaki işleri hemen toparlayalım da bir an önce kendi işlerimize bakalım Niyazi Bey. Ben her şeyi ayarladım. Ay vallahi bıktım bu iş konuşmalarınızdan. Ben biraz kuaföre girip saçımı düzelteyim. Ha çapraz arıyor abi. Hayırdır çapraz? İşin gücün düz mü gitti? Bırak şimdi laf salatasını canım. Acil sana ihtiyacım var. Sana yardım etmek bizim görevimiz. Nasıl olsa elektrik yolcu olarak geri dönüyor bize. Tabii ki karşılığını alacağız. Neyse sen onu bunu bırak. Yarın ilk uçakla Çorum'a geliyorsunuz. Ya nereye geliyorum ilk uçakla? Çorum'da Anita Oteli'nde bazı iş adamları ile birlikte medeniyetler canlanıyor organizasyonun içindeyim. Allah'ını seversen çapraz çapraz konuşma ya. Nereye canlanıyor medeniyetler? Sen şu sivri kapanı dolabın içinden çıkar, beni dinle. Sen benim dediğimi yap. Yarın ilk uçakla Çorum'a geliyorsunuz ve beni arıyorsun. Biraz da şu medeniyeti zengin adamlara bize anlatalım. Neyse şimdi müsait değilim, konuşamıyorum. Yarın görüşürüz. Allah'ım yarabbim ya. Herkes ayrı manyak. Ne oldu ya? Ne diyor çapraz? Çapraz bir iş varmış. Beraber çözelim diyor. Ha, bak demek ki büyük balık yakalamış. Çünkü küçük olsa gelin paylaşalım demez. Ya yani büyük olduğu için şimdi bu mesela bir tane bunu paylaşamam. Ama bunun hepsini çok paylaşmam onu da. Ama başka bir şey balık olsa mesela. Tamam be oğlum, amma uzattın mevzu ya. Ama doğru söylüyor, yoksa çağırmaz. E neymiş mevzu iş ne? Ne bileyim yarın yüz yüze konuşalım diyor. E tamam yarın gider konuşuruz. Çorum'da. Nerede? Çorum, Çorum. Çorum mu? Ha. Yalan. Ne oldu lan, ne heyecan yapıyorsun? Benim memleketim. Ha, doğru ya, sen Çorumluydun değil mi? E tamam işte gözün aydın, memleketine gidiyoruz. İyi hadi ben uçak biletine bakayım o zaman. Ya nereye bakıyorsun hemen uçak bileti ya? Bir üstü açık spor araba ayarla güzel. Geze geze hava ala ala gidelim. Hemen uçak. Ya sen uçaktan korkuyordun değil mi? Ya Sezgin dalacağım şimdi ha. Ne uçaktan korkuyorum, ne alakası var oğlum ya? Memleketimiz güzel, yolları gidelim gezelim görelim ya. Taşına toprağına bir çayırına çimenle elimizi değdirelim, ayağımızı basalım. Irmağına suyuna bakalım ya. Güzelim topraklardan, güzel yerlerden geçiyoruz. Görün diye insanlık görün diye söylüyorum ya. Ne alakası var, ben uçaktan korkuyorum. Senede eşek tepmesinden ne alakası var oğlum? Hayret bir şey ya. İyi tamam tamam abi ama kabriyo arabayla gitmeyelim. Gözünü seveyim vallahi perişan oluruz ha. Jip mip bir şey, büyük bir araba ayarlayalım ya. Tamam ne boks ayarla işte. Abi şimdi o saat kulesinin ona gittin mi her yeri oradan tarif ederler. Leblebi kokuyordur oralar, böyle çeviriyorlar. Lan!
Hayır abim, gül. Ya oğlum çek şunu, dikkatimi dağıtıyorsun. Abi çekiyorum işte, niye dikkatini dağıtıyorsun? Sezgin abi, ya. Zaten arkadaşını ya tatilde ya da çekirdek yerken tanırsın. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bırak şu çekirdeği mekirdeği ya sabahtan beri. Abi seviyorum ya. İnsan sevdiğini bırakır mı? Allah Allah ya. Hı. Lan bak seni döverim ha. Abi benzinlik görürsek duralım ben. Yok yok, burada, burada olmaz abi. Yol kenarı. İn aşağı lan. İn lan aşağı. Ya. İn lan! Bak o kapıyı vurursan aşağı iner seni döverim ha. Al sana yavaş kapama. Al! Tamam gel gel, şaka yapmayın, gel. At. Ali abi! Ali abi! Ali abi! Akılsız başın cezasını ayaklar çeker abi, yürüsün biraz. Abi! Abicim, iki köfte rica edeceğim. Elini biraz çabuk tut. Sağ ol abicim. Hop hop hop! Sımsı böyle vurdum mu? Dımlarını oynatırım. Dur dur eri. Gel abi, gel abi. Boş ver gel. Hepinize gerçek curumlu olmayı öğreteceğim. Curumun yüz karaları. Tüh! Planımız 19. Param varsa biz yokuz. Planımız 19. Param varsa biz yokuz. Çok şükürdir Rabbime, memleketten mutluyuz. Güçlüyüz, gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Yaradana çok şükür, koç gibi çorumluyuz. Güçlüyüz, gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Yaradana çok şükür, koç gibi çorumluyuz. Oo, Çapraz Hanım. Sizi burada görmek ne büyük şereftir. Hiç tıraşa gerek yok Amir. İşim acele. Bana Mars'taki taşı bile Çorumlu yapacak adam lazım. Tam da yerine geldin Çapraz Hanım. Rıza abi, bu iş için yaratırmış zaten. Al, biraz leblebiye. Ufkunu açar belki. Tamam, sen merak etme. Bu iş bende. Hah, geldi. Tipe bak. Bu yaptığınızı var ya, hiç unutmayacağım abicim, hiç unutmayacağım. Sezgin, ara şunu. Ara lan, ara. Hah. Oha, oha. Temiz abi, tamam. Çorum'da çekirdek yok sanki. Burada. Abla. Ne haber? Geç bakayım. Nerede kaldınız? Akşam oldu. Tamam Çapraz, uzatma, geldik işte. Ya biraz yolu uzattık. Oo. Mis mis. Vay be. Karnınız aç mı? Vallahi Sezgin her daim aç. Yo, aç değilim ya. Neyse, sen anlat bakalım şu dolabı. Şimdi beni iyi dinleyin. Otelde yerinizi ayırttım. Yerleşiyorsunuz. Yarın bizimle birlikte küçük bir geziye katılıyorsunuz. Yalnız biriniz hariç. Ha, iyi tamam. Ben gezi mezi sevmem zaten. Ben otelde kalırım ya. Tamam o zaman. Sen otelde kalmıyorsun. Niye? Oğlum planın bir parçası da bu. Ya abla. Ya meraklandırma bizi, anlat şu meseleyi ya. İçinizden biri gerçek Çorumlu olmak zorunda. Tamam, beni Çorumlu işte. Ha.
yok yok. Benim sadece kütük Çorum'da, ben yok. E tamam anne. Ay senin kütüğüne. Anlaşıldı tamam, bu Çorumlu kurban benim yani. Burada asıl dolap Niyazi. Adam çok akıllı ama bizim ona satacağımız sahte mücevherlerden haberi yok tabii. Aa, bak görüyorsun. Yani biz şimdi hem kaçakçılık yapıyoruz. Şşt lan. Hem de sahte mal mı satacağız adama? Oğlum bir sus, dinlesene. Anlatıyorum ya. Tamam be. Ben adamların istediği malları hazırladım. Tabii bizim masum köylü şimdi malı satacak ama ikisi arasındaki rekabeti güçlendirecek üçüncü bir adama ihtiyaç var. Ben yapamam. Hı? Abi bu beni korkutuyor ya. Vay be, Çorum'a deniz gelmiş be. Hı? Atayım mı bunu aşağı ben, ne yapayım? Hadi işimize bakalım hadi. Hadi Sezgin, sen benimle geliyorsun, gidiyoruz. Vay 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 be. Adamlar yapmış. Yürü yürü hadi, tatile gelmedik buraya. Ya yavaş öküz. Öküz? Ben? Tabii senin gibi bir sığırdan özür dilemeni beklemiyorum. Senden ne söyleyeceğim lan? Lan? Ben. Sensin be lan, terbiyesiz. Dur be oğlum. Ne biçim konuşuyorsun bu kadar güzel bir bayanla? Sensin bayan. Bak ya, fırça attı gitti. Oğlum çok güzel kız ha. Kesin bir şeye kızmıştır, canı sıkılmıştır, morali bozulmuştur. Kadın milleti işte, saçının rengi tutmamıştır, ojesi akmıştır. Yürü hadi yürü. Kaba bir kimse. Rıza abi, bu ateş kızmış ya. Buna biberleri atıyorum ben ha. Rıza abi, atıyorum biberleri. Daha var Allah'ım. Anlamadım. Sen bizim şiveyi niye öğrenmek istiyorsun Gober? Ha. Ya abi söyledim ya, oyuncuyum ben ya. Bir oyunda oynayacağım, lazım. Şiveyi öğrenmem lazım. Oyuncum o. Ha. Oyun o zaman. Ne oynayayım? Sen biraz saf mısın lan? Yani abi öyle ha deyince de oynanmıyor ki. Ne oynayayım ben şimdi? Ne? Ben havuza gidiyorum Niyaz. Tamam balım. Oğlum otursana lan, ne yapıyorsun, dikkat çekiyorsun. Sahiden dikkat çekebiliyor muyum abi? Veli. Oğlum otursana lan. Otursana abuk subuk hareket yapıyorsun. Otur şuraya. Abi. Ben aşık oldum. Olmasaydı neydi? Başka bir isteğiniz var mı efendim?
Siz de bize eşlik etseydiniz. Anlamadım. Yok yok, öyle düşünmeyin. Bununla anlaşılacak bir şey yoktu zaten. Hiç anlamadım. Zaten anlasaydınız biz endişelenirdik Suzan Hanım. Peki efendim. Afiyet olsun. Veli, otur Veli. Abi. Suzan, su gibi. He he, Suzan. Otur. Otur. Kunlamak. Ne? Kunlamak. 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 Kun. 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 Ağzını çıkar, öne çıkar böyle. Kun. Kun. Öyle kun. Kun. Şimdi kun diyorsun. Kun. Ne var, takaza basıyor. Kunlamak. Kunlamak ha. Kunlamak. 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 Kunlamak ne demek abi? Kunlamak. Şimdi bazı hayvanlar böyle doğum yaptığı zaman biz kunlamış deriz ona. Yani abi bir şey sorabilir miyim? Bu benim ne işime yarayacak ya? Şeyi mi soruyorsun? Hayvanın doğum yaptığını. Anladım bak sana şimdi. Tamam abi, tamam tamam. Tamam, ben bir patateslere bakayım. Anladın mı? He bak onları. Alo. Ne yaptınız lan? Tanışabildiniz mi adamla? Ne? Aşık mı oldu? Yuh be abi ya. Ya ben ne yapayım ya? Bir gün beni bir tane adamın yanına gönderdi. Yemin ediyorum adam beni alçıya aldı burada ya. Çorumluların bilmediği kelimeleri öğretiyor abi adam bana. Elimizi çabuk tutalım. Hadi abi kurtarın beni buradan ya. Lan Göbel. Efendim abi. Değdirmek. Değdirmek mi? Değdirmek mi? Değdirmek ne ya? Tendirmek lan, tendirmek. Ha, tendirmek. Tendirmek. Ne demek abi o tendirmek? Yani eğer işimize yarayacaksa öğrenelim abi. Boşu boşuna kafamızı şişirmeyelim yani. Şimdi sana bir şey öğrettiğimde öğren. Anladın mı? Tendir. Dediysem tendireceğim. Ya ne demek ki o? Nasıl tendireyim? Yani ne yani? Hoş geldiniz Turist'i de. Hoş bulduk Zeynep kızım. Beyefendi isterseniz siz de kendinize bir yön çizin. Ben bu saate kadar yolumu çizemedim. Bundan sonra da sanmıyorum. Siz bakın muhabbetinize. Eşiniz nasıl? Yoldan gelince çok yorgun oluyor. Dolayısıyla da erken yatıyor. Bu da benim işime geliyor. İlahi Hulusi Bey, yine çapkınlık peşindesiniz yani. Ne yapayım Zeynep Hanım? Huy. Huy işte. Çok hoşsunuz. Saçınız ne renkti? Beyefendi görmüyor musunuz saçımın rengini? Gözlerimi gözlerinizden alamadım da. Gözlerinizi gözlerimden çeker misiniz lütfen beyefendi? Adam adamdır, beyefendi anandır. Şapşal. Oo. Burada ne dönüyor ben anlamadım ki. Nilgün de gizemli gizemli tavırlar falan böyle. Bir dolaba gelmezsek iyi. Gelelim mi abi? Ah be abi. Bir kadeh kırmızı şarap olabilir mi? Sakın yüzüme bakmayın. Yarın benimle birlikte geziye geliyorsunuz. Planı orada anlatacağım. Abi, çapraz kendi kendine konuşuyor, salak mıdır? Bu dolap adı değil mi? Kendi kendine konuşmuyor oğlum, oraya söylüyor, bize duyuruyor işte. Ben anladım. Yani Veli sana söylüyorum, Ali sen anla yapıyor. Ben anlamam çünkü. Abiye haber verelim. Kalk. Vallahi bak abi, kalp kalbe karşı diyorlar ya. İnan bana aynı böyle oldu. Ne diyorsun lan? Kimin kalbi kime karşı? Kimin lan o duran kalpler? Abi ben seni arayacaktım. Kes lan. Anlat nedir ortam? Ne dümenler çeviriyor yine çapraz? Abi.
Dolap alıyı da burada. Bak yine ya. Kapat. Harbiden gerçek bu herif ya. Efendim abi. Oğlum gerizekalı mısın sen ya? Gerçek! Sana konuyu kapatıyorum. Sen telefonu kapatıyorsun. Beni iyi dinle şimdi. Yarın akşam Çorum'a geliyorum. Bana Nilgün'ün kaldığı otelde odasına en yakın yerden bir oda ayarlayacaksın. Ama benim adıma olmayacak, tamam mı? Peki kimin adına? Kapat, tamam kapat. Kan şekerin düştü. Kapat! Yardım lazım mı? Teşekkür ederim. İşimi severek yapıyorum. Ne güzel. İşinin yerinde olmak isterdim. Şapşal. İşte istediğimiz şapşal bu. O da bana karşı boş değil tabii. Sen Kurtlar Vadisi'nde oynadın mı Kobe? Yok abi, oynamadım. Allah Allah, çok ilginç ya. Yani bütün artistler Kurtlar Vadisi'nde bir kere oynadı. Burada öldü. Ben oynamadım abi. Bunu böyle mi yapıyoruz? Muhteşem Süleyman'da oynadın mı? Yok, oynamadım abi. Sakal olarak filan? Efendim abi? Gitar çalmayı biliyor musun? Yok, bilmiyorum abi. Tüh be. Bilseydin burada ateşin başında Akdeniz akşamlarını söylerdi ya. Yok artık ya. Öyle deme lan. Biz gençken gizli gizli gelir burada Akdeniz akşamlarını söylerdik arkadaşlarına. Niye gelip gizli gizli Akdeniz akşamlarını söylüyorsunuz ya? Ya şimdi biz Karadenizliyiz ya. Ayıp olmasın diye yani. Ne güzel günlerdir. Vallahi. Nilgün bizi ateşe atıyor. Atsın abi. Atsın. Ben kaç gündür ateşlerde yanıyorum abi zaten. Oğlum saçma sapan konuşma, bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksın abi? Allah aşkına ne yapacaksın? Oğlum Nilgün büyük oynuyor. Başımız çok ciddi belaya girer bu sefer ha. Abi gidelim o zaman, ben anlamıyorum ki yani, gidelim. Lan oğlum nereye gidiyoruz ya? Bir anlayalım, dinleyelim bu çapraz neyin peşinde, neyin organizasyonunu yapıyor. Alalım paramızı, ondan sonra yürüyelim gidelim. Ya ben yoruldum, sıkıldım, yeter ya. Bu ne ya? Abi bırakalım be, yemin ediyorum bırakalım ya. Abicim ben zaten anlayamıyorum ki, yıllardır beni de yanınızda taşıyorsunuz. Niye yani, niye? Öyle söyleme Veli. Sen bu çenen sayesinde kaç tane adamı etkisiz hale getirdin, bilmiyor musun? Yani ama abi bırakalım be. Ha? Bak böyle üçümüz iş kuralım, ortak. Ha? Evlenelim. Hatta Çorum'a yerleşelim. Böyle leblebicilik falan. Oo, mis. Aşık mı oldun lan sen? Oldum abi ya. Yemin ediyorum oldum ya. Ne ya, sen olmadın mı şimdi? Yok oğlum, nereye aşık oluyorum ya? Benim aşık olacağım kadın sessiz sakin olacak. Görmüyor musun ne biçim çemkiriyor? Kim? Boş ver. Ya ben de zaten şey yaptım abi, öyle genel sordum, daha önce hiç aşık olmuyor mu, olmadı mı diye, yani o bapta. Ya tamam bırak aşkı meşki Veli, Allah'ını seversen sabah işimiz var, erken kalkacağız ya. Git yat, tamam. Hadi git. Al. Muzu ç- Al, tamam. Ali abim aşık olmuş, Ali abim aşık olmuş. Bu şarkıyı söylemeye hediyeydi.
Hattuşa 1986 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Tarihe bin medeniyetler olarak geçen Hititler böylelikle insanlığa inanç özgürlüğü sağlamaktadır. Hattuşa hem büyük bir mabet hem de dünya üzerinde kurulmuş en büyük pazar yeridir. Hititler'de eski bir geleneğe göre kral havuzdaki kutsal suya sol elini sokup daha sonra taşın üstüne gelip koyup dilek dilermiş. Pardon bayan, neden sol el sağ el değildi acaba? Bu büyük taşın buraya nasıl geldiğiyle alakalı bir sürü rivayet var ama en kuvvetlisi Ramses'in hediye ettiğidir. Yine başka bir rivayete göre bu taşa siz de elinizi koyup dilek dilerseniz dileğiniz kabul oluyormuş. Her dileğimiz gerçek oluyor mu acaba? Devam edelim. Üstad, bence bu tarihteki ilk tek taş. Kral bunu tabii alıyor ve İskenderik bir şey almadığına göre kadın şey yapıyor. Bu kız sana bakmaz. O kız bana bakmazsa ben de onun baktığı yönde dururum usta. Anlattığı rivayete göre işin aslı öyle değil. Nasıl yani? O tarihte yaşayan kralların sevenleri kadar sevmeyenleri de varmış. Sevmeyenleri taşın üstüne çıkıp tepinirlermiş. Bir nevi ahin gibi. O tepinenler lanetlenip acılar içinde öldüğü söylenir. Öyle demeyedin iyiydi. Beni! Ne yapıyorsun sen taşın üstünde? İn oradan! Ya yerler az mı geldi arkadaşım? Niye çıkıyorsun taşın üstüne tepiniyorsun? Niye çıkıyorsun taşın üstüne? Ya abi, Suzan şimdi çalışıyor, yok ya. Kız, ya ben ona da şey yapayım dedim, fotoğraf. Ya hiç mi kafan çalışmıyor? En azından tarihe serdar çıkmaz insan ya. Ne işin var orada? Hayret bir şey. Bekle, bekle. Bekle beni, uzaklaşma. Veli. Veli! Ya dur be oğlum, tamam ne uzatıyorsun ya? Öf. Öf mü? Ne halin varsa gör be. Ali. Bilgin. Hoş geldin. Niye yanına gelmiyorsun benim üstüne? Tamam. Aa, hayatım, tanıştırayım. Avukat Ali Bey. Merhaba Avukat Ali. Alo. Memnun oldum. Ben de. Anlaşılan siz de benim gibi tarihi seviyorsunuz. Daha evet, tarihim iyidir. Güzel. Peki. Akşam görüşürüz. 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 Hacı. Bıktım mı lan ben bu geziden? Ya kimseyi vurmayacaksak, o zaman biz niye geldik bu çoruma? Bak. Niye? Çalış. Ha. İşleyen demir ışıldar. Ne yaptın? Attım abi hepsini. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Sen de sağ ol. Şimdi onların hepsini geri indir oraya ya. Ne yapayım? İndir, indir. Allah'ım ya Rabbim, ya mısın Allah ya? Sen Ayağın Işığı'nı o filmini seyretmiş miydin lan Gogel? Yok abi, izlemedim Ayağın Işığı'nın filmini falan ben. Ben tanımıyorum kendisini.
Çok iyi bir artıydı o ya. Ayı Ayhan'ın adamları da vurgulamış, dikkatli olun. Bu Ayı Ayhan senin eski sevgilin değil mi? Ulan kaç ayı girdi benim hayatıma? Şu insanların üstüne çıkıp boğan ayı. Büyük aşk. Neyse, Sezgin ne alemde? Sezgin ne alemde olsun? Çorumlu olmaya çalışıyor, Çorum'u geziyor işte. Yarın harekete geçiyoruz. Sezgin'i otele çağır, birlikte kahvaltı yapın, beni bul. Çapraz, bu tarihi eser işi biraz sıkıntılı bir iş, biliyorsun değil mi bunu? Ulan dolap Ali ya. Sen İstanbul dışına çıkınca bayağı sersemledin. Beni iyi dinle. Bizde mal varmış gibi gösterip pezevenkleri tokatlayacağız. Bu kadar basit. Ha, bu kadar basit de parayı hemen verecekler değil mi? Orasını bana bırak. Yarı yarıya paylaşır, yolumuza bakarız. Veli! Taşacık niyeydi neydi? Ne yapacağız şimdi? Ya abi sen niye oradasın ya? Yüksek iyidir. Yüksekten zarar gelmez Kobe. Kartallar neden yüksekten uçar? Anladın mı sana? Anladım de dinle. Kartallar... Ayhan Işık çok iyi bir artıydı ya. Vallahi. Ama Allah'ın işine bak ki... Kafasına güneş geçmiş ölmüş adam ya. Tamam. Hallettim, dönüyorum. Beli! Ne yaptın lan? Deli misin ya? Beli! İyice manyaklaştı bunlar. Beli! Beli! Oğlum sabahtan beri bağırıyorum. Niye ses çıkartmıyorsun lan? Sessiz ol, sessiz. Karıncayı korkutacaksın. Sen hayvan resmi mi çekiyorsun? He. Aşkıma hayvan severliğimi kanıtlayabilmek için karıncayla selfie yapıyorum. Neden aşkına hayvan resmi göndermek için kendi resmini çekip göndermiyorsun? Kendimi de çekiyorum işte. Güzel. Şimdi yaptım şeyinizi. Zeynep Hanım. Ben sizi şey yapamıyorum. Hatırlayınca söylersin. Hatırlasaydım iyiydi. Burada gördüğünüz mezar taşları da Roma dönemine ait. Bir diğer ismi de Sitel. Zeynep Hanım nerede? Zeynep Hanım? Efendim? Ha yok, bu giden yaşlı adam Zeynep Hanım dedi. Kim? Hulusi Bey mi? Adı Hulusi mi? Hulusi Bey söylemiş olsa burada olurdu. Ama geldi bana Zeynep Hanım dedi. Beyefendiciğim,
bugünkü ilk uğrak yerimiz müze. Buyur. Buyuralım. Buyur. Abi, şurada bir selfie alayım. Dur be oğlum, bir güzellik peşindeyiz burada. Vay, sen var ya az değilsin ha. Al, ben bir selfie'mi alayım da. Al hadi, al. Gül abi. Gülüyorum. Kesin. Zeynep Hanım. Buyurun Hüsve. Çok kötüyüm. Ay geçmiş olsun. Başıma güneş geçti de. Tuvalete gitmem gerek. Tamam babacığım. Midem çok kötü. Tamam. Uzatma bu kadar mevzuyu. Bak BC'ye yazıyor da buradan biraz... Bir dakika Hüsve Bey. Yardım etmeyecek misiniz? Olur mu Zeynep Hanım? Nereye yardım etmiyoruz? Ben beraber gidelim manasında söylüyorum. Bu bizim insanlık görevimiz. Sahip çıkalım dedeye. Hadi dedeciğim buyur. Ah be dedeciğim, ne yapıyorsun? Sen buralarda niye geziyorsun ki? Sen neyi görmeye geldin? Bunlar senin zamanında hep vardı zaten. Çocukluğunda oynadığın Sphinx'ler, heykel, aslan şeyleri bunlar ya. Evinde oturaydın rahat rahat. Bak, bizi de şey yapıyorsun, alıkoyuyorsun. Tamam, güzel adamsın, seviyoruz seni ama durmadan sıkıntı çıkartıyorsun ya. Olmaz ki böyle. Hadi evladım, sen git. Tamam, ben seni burada bekliyorum. Buradayım, merak etme. Bu yaşa gelmişsin, evinde otur, ayağını uzat, bir televizyonu mu izle değil mi? Dişlerini çıkar, suyun içine koy. Yat, uzan, dinlen, buralara gelmek de ne demek oluyor, anlamadım. Eyvah! Kaçtı evladım, kaçtı. Ne kaçtı ya? Büyük abdestimi yaptım evladım, sıçtım. Ya nereye sıçıyorsun ya? Ya Allah'ım, sen benim işlediğim günahların cezası mısın? Ne yapıyorsun amca ya? Nereye sıçıyorsun altına ya? Ne yapacağız şimdi? Evladım, hemen yengeye git, don versin. Don versin de çabuk gel. Tamam, geliyorum ben hemen. Soğuk çıkalım dedi. Selam aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Selam aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Tanıyor musun abi? Neyi tanıyorum? Bunlara selam veren herkese. Selam vereceksin tabii oğlum. Bak, bu ben. Çorum'da herkese selam vereceksin çarşıda yürürken. Selam aleyküm, aleyküm selam. Öyle selamsız, sabahsız yetmek yok. Anam? Anladım abi. Ha. Şimdi ben sana çok önemli bir şey daha öğreteceğim. Nedir abi? Çorum yürüyüşü. Çorum yürüyüşü mü? Çorum yürüyüşü. O nasıl bir şey ya? Şöyle bir şey. Şimdi kollarını aç. Hafif. Hafif aç. La öyle. O kadar kolay. Hafif. Kır şimdi. Kır hafif. Hafif kır. Gördün mü? Şimdi yürü. Yürü. Yürü, 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 yürü. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. La öyle orangutan gibi yürüme oğlum. Böyle rahat yürü. Böyle güzel böyle. Rahat. Öğrettiğin gibi yürüyoruz abi işte. Öğrettiğim öyle mi lan benim sana? Gerilerden bol paylaşım ataklarını giriyoruz artık. 100 milimetreye giriliyor. Alis Karataş atın üzerinde coşuyor adet. Ablacığım seninki çok zor durumda. Benimki? He, dede altına kaçırdı. Dede kim? Ne kaçırdı oğlum? Ablacığım dede tuvalette altına sıçtı. Temiz bidon falan ayarlarsak götüreyim, adama bekliyor. Bidon mu? Pardon, ben karıştırdım, kocan zannettim. Benim kocam öldü. Aman başın göğe erdi. Anca müze gez. Pardon, kocanız sağ mı? Neden sordunuz? Yok yok, öyle düşünmenizi istemiyorum. Hani sağsa başka konuşacağım, değilse başka konuşacağım. Sağ sağ buralarda bir yerdedir, gelir birazdan. Ha işte gelmez. Gelmez mi? Neden? Başına bir şey mi geldi? Yok yok, önemli bir şey yok, kaçırdı. Kim kaçırdı, nereye kaçırdı? Ne diyorsun kardeşim ya? Ya kocanı kimse kaçırmadı, adam altına sıçtı, bekliyor. Bir temiz bidon bidon bir şey götürmemiz lazım. Kimse benim kocam hakkında böyle konuşamaz, terbiyesiz. Haddini bilmez. Allah'ım, bütün manyaklar da beni buluyor. Kim bu Hulusi'nin karısı ya? Buyurun, benim. Hah, ablacığım adam tuvalette altına kaçırdı. Bidon bidon bir şey götürelim, yazık bekliyor. Yine aynı şakayı yapmış. Şaka mı? Şaka. Bu şaka mı şimdi? Ne boktan şaka ya, böyle şaka mı? Şaka ben, tamam güzel bir şaka. Bak ya, biz sahip çıkalım dedeye diyoruz, dede bize dolap çeviriyor.
Ulan benim adım da dolap Ali'yse ben sana bir dolap çevireceğim. Nerede döneceğini şaşıracaksın. Dedeye bak arkadaş. Yaşından başından da utanmıyor. Lan oğlum kapat lan şunu. Nasıl yürüyorsun ya? Ya Kobe sen valla arkadaş 4 kilometre yürüdük hala böyle. Ya abi yeter ya. Bütün Çorum'u yürüttün bana. Daha ne kadar yürüteceksin ya? Lan oğlum daha 8 kilometre yürüyeceksin. Hı? Öyle. Eğitim önemli. Yapamıyorum bir de orangutan gibi yürüyorsun oğlum ya. Bir bak sana bir şey diyeceğim. Çok önemli bir şey. Ayhan Işık var ya. Çok önemli bir sanatçıydı. Evet. Evet. Yürü. Yürü. Yeşil çay var. Yok. İsterseniz yukarıdan getirtirebilirim. Yok. Ben az önce yukarıdan spordan geldim de... farkındaysanız hemen fark etti. Şuralar falan. Fark ettim. Şimdi malum sporcu adam alkol kullanmaz. Su alayım. Tamam. Çorumlu musunuz Suzan? Ha, evet Çorumluyum. Ben de çok severim Çorum'u. Aileniz burada mı yaşıyor? Kütük. Ne? Yani benim kütük burada. Benim ilk gelişim Çorum'a. İşte buradaki o kütüğün kokusu falan beni buralara kadar getirip sizin karşınıza böyle bıraktı. Neden geldiniz Çorum'a? Kütük. Dedim ya. O. Anladım. Beraber çocuk yapalım diyorum. Anlamadım. Tuzlu çekirdek var mı? Var. Var. Ben biraz alım tansiyon var bende. Buyurun. Teşekkür ederim. Tarihi eserlere siz de meraklısınız sanırım. Efendim anlamadım. Yapmayın Ali Bey. Buraya niye geldiğinizi biliyorum. Sizin gözünüzden de bir şey kaçmıyor Niyazi Bey. İnşallah aynı kulvarda karşılaşmayız. Ben rekabeti severim. Ben rekabete girmem. Giderim ve alırım. Şimdi bu 2 kaseden bir tanesinde Çorum leblebisi var. Ben bu leblebileri gözlerimi kapatacağım ve kokusundan anlayacağım. Çorum leblebisini. Kapatıyorum gözlerimi. Koklat. İkincisi bu değil mi? Bu mu? Hakikaten ha. Sanki doğru gibi yani. Farklı biraz. Şimdi sıra sende. Gözlerini bağla. İkinciyi de koklayayım abi. İkinciyi de kok. Ah! Ne vuruyorsun abi ya? Salak salak hareketler yapma lan. Bak her şeyden önce bir Çorumlu zeki olmalı. Allah'ın leblebisi ikisi de aynı kokuyor. E sen de kokladın abi. Biraz sonra sana leblebi tozu yerken konuşabilmeyi öğreteceğim. Tamam. İyi tamam. Efendim Sezgin. Abi benim sana bir hatam mı oldu? Yok be oğlum ne alakası var şimdi? Çapraz Nilgün'e bir kusur mu işledim ha? Bir hata mı yaptım ya? Niye beni Rıza delisiyle cezalandırıyorsunuz siz tamam oğlum? Tamam be oğlum bir sakin ol.
Niyazi dört gözle seni bekliyor. Yarın malı teslim ediyoruz, ondan sonra işimize bakıyoruz işte, bitiyor. Abi ben ezberim. Hazırım ben. Ben Çorumlu'dan daha Çorumluyum şu an ya. Lütfen beni alın artık ya. Tamam oğlum, ne güzel Çorumlu olmuşsun işte. Daha ne istiyorsun? Hepimiz Çorumluyuz Halil. Ya boş konuşma Allah aşkına ya. Allah aşkına boş konuşma ya. Adam bana ne diyor biliyor musun? Sana diyor leblebi tozuyla konuşmayı öğreteceğim diyor. Yemin ediyorum bu yüzden ölürsem çok üzülürüm ya. Tamam Sezgin, biz de üzülürüz. Hadi uzatma mevzuyu. İşimiz var oğlum burada. Zeynep. Hatırladın. Herhalde hatırladım. Nasıl unuturum ki? Hiç değişmemişsin. Nasıl değişmemişim? Saçım vardı benim. Ama sen çok değişmişsin. Nasıl yani? Yani daha güzel olmuşsun. Uzun zaman oldu. Evet, uzun zaman oldu. Senin güzel bir ailen oldu. Çektin gittin. Evet, güzel bir ailem oldu. Ama aklım hep sizdeydi. Sen ne yaptın? Biz senin kadar şanslı değildik. Hayat üzerimize geldi. Biz de gelişine vurduk. Estetik mi yaptırdın? Gerçekten öküzsün. İyi geceler. Ya ben de. Onun için şey yap. Öyle demeyeydim Yiğit. Sana bir su vereyim. Yani nasıl istersen abi. Bugüne kadar kimse leblebi tozu yerken konuşamadı. Niye? Çünkü hepsi konuşmaya çalışırken öldü. Hepsi öldü. Siktir ya. Benim korkutuyorsunuz abi. Sen burada böyle dikkat çekiyorsun. Bu işin içinde bir dolap var Nilgün. Niyazi alttan tehdit etti beni. Mücevherleri o alacakmış. Sen aradan çık dedi bana. Oh iyi işte. Rekabet iyidir. Fena mı? Fiyatı arttırır. Adamlar gerçek mücevherin peşinde. Oğlum ben gerçeğini bulsam bunlara mı satarım? Nilgün bu adamlar tehlikeli. Aman be Ali. Ben bugüne ayağına kafa attım. Bu adamlar ne yapabilir ki bana? Sen rahat ol. Hem bu son çaprazım. Bir ömür boyu kızımın masrafını karşılayacak param olsun yeter. Başka da bir şey istemiyorum. Ne güzel lan insanın annesinin olması. Yarın şu işi halledelim de bakarız bir çaresine. Senin kafandan geçen ne? Ne alakası var ya? Evlenmeyi düşünmüyorum ki ben. Hem benim gibi biriyle kim niye evlensin ki? Zaten biri benimle evlenmek istese ben karşı çıkarım. Öyle karşıyım yani. Bu iş kısmet işi Ali. Dolap işine benzemez.
Abi, şimdi de bana geçtiler. Pekala. Şimdi gidin yatın. Sabah erken kalkın. Bana da taze sıkılmış bir portakal suyu getirin. Taze sıkılmış olacak. Sonra da takibe devam edersiniz. Hadi. Tamam abi. Ölü kuru yapacağım. Yelesi kırılasın. Kelehine kurban oldum. Ne de güzel de salınıyor. Suyu görmüş sıracalı avratlar gibi. Apo. Ya bırak Allah aşkına, sen çarptın bana. Ne alakası var ya? Ben orada mimariye bakıyordum, geldin. Sen vurdun. Lan sen ne anlarsın mimariden be? Teessüf ediyorum. Bir mimari, iki kadınlar. Ya Ali abi, bak bizim Zeynep. Merhaba. Merhaba. Yalnız hiç değişmemiş. Geldi yine. Hop bana vurdu. Hata bende tabii. Nasıl göremedim? Hani? Çocukken de sakardı bu böyle. Pardon. Geçen akşam karaoke'de sesiniz çok güzeldi. Bu akşam da bize bir şarkı söyler misiniz? Söyleyelim bari. Bugün çok mutluyum Zeynep kızım. Müsaadenle ben bir şarkı söyleyeyim. Hulusi Bey, bayılırım. Seninle olamazdık biliyordum, bile bile yine seni seviyordum. Yollarımız bir değildi seziyordum. Şimdi neden, neden canım bu özlem? Aşığınım yanında olamasam da. Tamam, tamam. Görüşürüz. Ne diyor karın? Şikayet ediyor. Şu eksik, bu eksik. Vallahi alemsin Haluk'cum. Sırf karın oyalansın diye resmen evi tadilata soktun. Sever o, sever. Sonra sıkılır, yeni bir ev ister. Ne şanslı kadınlar var. Ne yani? Sen şanslı değil misin? Yanında ben varım yavrum. Ne istersen alırım ben sana. Tabii, ben de şanslıyım hayat. Sen de Ali gibisin. Avukat Ali mi? Hı. O da sevgilisine durmadan hediyeler alıyor. Burada antika eşyalar varmış. Döktüğü paranın haddi hesabı yok. Antikalara meraklı yani. Hı hı. Durmadan köyden kente dolaşıyor. Bir bakmışsın, hop yatırım yapmış. Haluk. Hı. Sanırım Ali burada paranın kokusunu almış. Ben diyorum ki, biz de aramızı sıkı tutalım Ali ile. Belli mi olur? Belki ortak olursunuz. Hı? Oluruz yavrum. Oluruz. Sen şöyle gel benim yanıma bakayım. Gel, gel. Senin ağzının içini yerim. Ellen bir kış günüydü. Seni gördüğümde okulun badalarının başında baş yıkıp geçtiydin yamacımdan. Görmediydin sana yanan bu kalbi. Ve sonra duydum ki başka bir kobele meylin varmış. O yüzdenmiş kaşıkıp yerden süzmeler. Rıza abi. Heh. Ne diyordum? Bak, şunu asla unutma. Bir Çorumlu cevabını bilmediği soruyu asla sormaz. Yani
Ne yani? Şimdi bana bütün sorduğun soruların cevabını biliyor muydun? Ne? Neyi bilip neyi bilmediği asla bilinmez. Ya Rıza abi var ya, seni anlamak için gerçekten Çorumlu olmak lazım ya. Uç ölür. Sen uçuşu hatırla. Anladım abi, ben mesajı aldım, tamam. Burada balık var mı ya? Mahalle yanarken orospu saçını dararmış. Yakışıyor mu hiç öyle orospu mu? Burası da şehre giriş kapısı olan Sphinx'li kapı. İleride de kral mezarlarını göreceksiniz. Ali, Veli nerede? Ne bileyim abi, Veli geziyordur buralarda. Bak, sana buralar hakkında bir rivayet anlatayım mı? Babacığım, Allah'ını seversen bana rivayet anlatma, kurban olurum ya. Sen nasıl bir insansın? Benim sınavım mısın, yazım mısın, tura mısın? Ne haber? İyi. Maşallah Hulusi Veli aranızdan su sızmıyor. Nasıl su sızsın? Conta gibi adam. Sen nereden tanıyorsun? Çorum'dan. Sık sık gelir buraya. Turlara meraklı. Ha belli, bize tur bindirmiş adam zaten. Sen neden geldin? Seviyorum eski yapılar, tarihi eserler, işte medeniyet. Medeni olmaya geldim. Ali, sen nasıl bu kadar zengin olabildin? Ne demek istiyorsun? Yani neyi ima ediyorsun? Hiçbir şey. Yani yetiştirme yurdunda büyüyen biri için. Zeynep, ben sadece bize ait olanları geri aldım. Hepsi bu. Hı. Değişik bir bakış açısı. Öyle, evet. Enteresan yani. Hı. Ali, buralarda çok meşhur bir hikaye vardır. Anlatmamı ister misin? Bana rehberlik yapma Zeynep. Ben çok hikaye dinledim. Ama gerçeği yaşaya yaşaya öğrendim. Gerek yok. Veli, burası Çorum'un en güzel yeri, biliyor musun? Olur. Bugün otelden izin alman çok iyi oldu. Çünkü bizim buradaki işimiz bitiyor. Biz yarın gidiyoruz. Hop! Neydi ki buradaki işiniz? Boş ver canım, uzun hikaye. Anlat, anlat. Ben bayılırım uzun hikayelere. Gerçekten mi? İster misin? Gerçekten, isterim. Şimdi, ben doğduğum zaman... Yok yok, doğuma girmeyelim. Orası biraz sancılı. Biraz daha ileri sarar mısın? Nereye kadar saralım mesela? Mesela buraya gelirken neler yaşadınız, başınıza neler geldi, onları anlatmanı istiyorum. Sen beni merak mı ettin kız? Merak ettim. Çipetler, çipetler. Ay, ay, ay. Cıvırı, cıvırı, cıvırı. Çipetpet ne? Kuş. Onun adı güvercin. Kuş. Halukcuğum, yarın köylüler mücevherleri Ali'ye teslim edeceklermiş. Ali mi alacak? Anlaşmışlar bile hayatım. Ya merak etme yavrum. Yeter ki sen iste. Senin istediğin her şeyi alırım ben. Köylüler gelsin, paranın kokusunu alsın, bozulmayacak anlaşma yok. Hay benim güçler ki. Rahatsız ediyorum. Niyazi'yi gördünüz mü? Tabii gördüm. Nerede? Bütün mal varlığıyla burada yatıyor. Anlamadım. Biraz önce senin yanındaydı tatlım. Ben git bana bir bakayım. Çıkar bir yerden, merak etmeyin.
Demek öyle. Ne demek öyle demek? Anladım yani seni. Ha. Sevdin mi peki? Sevdim. Keşke sen de çekirdek yemeği sevseydin. Biliyordum. Biliyordum dayı, o da beni seviyor. Bağımlı mısın sen de? Yok, bağımlı değilim. Çantamda unutmuşum. Vallahi. Dur. Sus. Tamam. Daha fazla konuşup beni üzme. Kör olasın susan Suzi, susan Suzi. Selamünaleyküm. Susan Suzi. Çekirdek yaktı bizi. Beni. Hayır mı var abi? Sevmiyor, çekirdek sevmiyor. Sevmiyor. Anam gidiyor. Hadi selamünaleyküm. Ama zamanla seversin belki. Ya aç şunları, acı haşla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alo, ne öğreniyor Ella'm, neredesiniz? Tamam kardeşim. Evet abi. Artık yollarımız burada ayrılıyor. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben galiba çok iyi bir Çorumlu oldum artık. Yok. Ne yok? Öğrenmen gereken bir şey daha kaldı Ella. Ne var ki? Seni otele ben götüreceğim. Kendi arabamla. Yok yok abi, yok. Gerek yok. Hiç zahmet etme. Ben kendim giderim ya. Hiç gerek yok. Zahmet olmaz. Anladın mı Kobel? Düş önüme. Kolları hafif aç. Çok değil, hafif. Eğil biraz. Kır 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 kır. Haline Zeynep gelmedi. Bırak onları şimdi, arkadan gelirler onlar, hadi. Ne kadar zamandır Çorum'dasın? 2 yıl. Oldu mu o kadar ya? Sen üniversite okudun mu? Okudum. Ne okudun? Turizm, işte rehber oldum. Biliyor musun, neredeyse bütün Türkiye'yi dolaştım. İşte Antalya, Muğla, böyle il il. En sonunda buraya geldim. Ne güzel ya, iyi yapmışsın. Niye ki buraya yerleştin? Ya yine böyle ünlü iş adamlarının bir turu vardı. Ben de rehber olarak geldim. Ya baktım, Çorum çok güzel bir yer, çok farklı. Yani burayı sevmek için aslında burada yaşamak lazım. Güzel güzel, ben de sevdim. Tarihi eserler, leblebi falan. Leblebi zaten olay. Hop, 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 hop. Ya bu herif var ya, kesin bir dolap çevir ya. Manyak mıdır, ruh hastası mıdır? Ne olsa ne yapıyorsun? Ay sinirim. Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Otel uzak mı? Yani. İyi, sen de yürüdükten sonra. Ne? Ya rehber sensin. Ha, evet. Cahip. Benim abi. Akıllı duruyor mu Kobe? Evet abi. Aferin. Dükkanına geç. Tamam. Muhittin. Buyur abi. Aferin. Sayende abi. Şimdi bu tam olarak nedir abi? Araba. Biz bununla mı gideceğiz? Evet. Ya abi biz buna binmeyelim. Bu bize binsin. Bu bizi taşımaz ki. Biz taşırız bunu. Anlıyorum. Bugün bitirelim artık şu işi. Tabii. Burada bekleyeceğim sizi. Gösterinin sonuna kadar buradayım.
Tamam hadi, akşama haberleşiriz. Buraya geldiğinizi bilmiyorduk. Aklım burada kalmasın dedim. Umarım kimse görmemiştir seni. Ne? Aşk olsun. Bana sen mi öğretiyorsun gizlenmeyi? Ne zaman hatırladın beni? Hiç unutmadım desem. Nasıl unutmadın? 15 sene oldu. Hayır, 18. Oo, oldu mu o kadar? Dile kolay, 15 sene. Ali'cim, 18 sene. İşte 18 sene yani. Şaşkınlığın geçti mi? Geçti, geçti. Ben ne bileyim, ben hiç hatırlamıyorum ki ne zaman çocuk oldum, ne zaman büyüdüm. Normal, sen hep çocuk kaldın. Ne yiyorsun oğlum? Leblebi tozu yer misin? Yerim. Bunlara bir daha böyle bir şey yaparsanız karşınızda beni bulursunuz. Teşekkürler Ali. Siz bir daha korkmayın. Tamam. Kız bak seninki geliyor. Vay be, her şeyi hatırlıyorsun. Oo, daha neler var. Biliyor musun? Hayatımın en güzel yıllarıydı. Yetiştirme yurdu. Evet. Çünkü kendimi sizin yanınızda daha güvende hissediyordum. Ne yapıyorsun canım? İşkence çekiyoruz abi, ne yapalım ya? Bu nasıl bir işkence ya? Ne işkencesi oğlum, ne güzel gidiyor işte. Ya abi sen terlemiyor mu ya? Kapatsana şu ısıtıcıyı ya. Bak, o hiçbir zaman tek başına bir ısıtıcı değer. Anladın mı? O bir Çorum kalefeni. Yani yaz kış sıcak tutar. Abi otel. Ne biliyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Her Çorumlu hayatında bir kere Çorum kaloriferinin kışmına uğramıştır. Ya bir dursana ya. Sana bir tur daha yaptıracağım. Niye? Çünkü bu Çorum kaloriferini yaşaman istiyorum sana. Anladın mı? Yani yaşaman istiyorum. Ya abi bir insan kendine bu işkenceyi niye alet edinir ya? Ya abi canım da açılmıyor zaten ya. Bozuk abi, bozuk. Vallahi ağlayacağım ya. Allah ya. Hattuşa sadece Çorum'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Gelin siz değerli iş adamlarıyla bu değeri hep birlikte canlandıralım. Tebrikler. Efendim gerçekten tebrik ediyorum. Hattuş'a bir aşk şehri resmen. Yeşiltaş. Teşekkür ederiz. Kadehimi yeni kazandığımız dostlarımızın şerefine kaldırmak istiyorum izninizle. Efendim, bizim için de sizlerle burada olmak çok güzeldi. Tıpkı aşk gibi. Veli Bey, mevzuyu uzatmayalım, bağlayalım. Sağlığınıza. Ailemsiniz gençler ya. Bırakın, kim nereye ne kaldırmak istiyorsa kaldırsın. Tabii canım, şerefinize. Kimle konuşuyor? Bir dur, bir sakin ol. Ya var ya, sevgilisin var ya. Nilgün kokteylde mi? Evet abi. Saat kaç? 9 abi. Güzel. Birazdan şov başlıyor. Siz de yerlerinizi alın. Nilgün'e en ufak bir zarar gelirse o oteli üstünüze yeniden yaparım. Sağ olasın abi. Zorlama keklik, zorlama.
Bir insan anlamak istediğini duyarmış. Ben bir şey istemedim abi. Sen dedin ya oteli üstüne yapacağım diye. Duydun işte, bu da ikinci örnek. Yolun sonuna geldik evlat. Ben de ışığı falan gördüm abi. Çorumlu olmak gerçek emek ister. Hadi. Kal sağlıcakla. Abim. Benim dinim, imanım Çorumlu oldu. İliklerime kadar Çorumluyum şu anda. İyi. Hadi şimdi git onlara. Gerçek Çorumlu nasıl olur göster. Göster lan. Abim. Abim. Ayağın ışık. Zeynep kızım. Lucy Bey. Yok bir şey. Sadece çok yorgun. Ne yaptın da yoruldun? Bütün gün gez dolaş insan yoruluyor da. Ben senin derdini biliyorum. Niye böyle kendini üzüyorsun? Bırak. İçinden geldiği gibi. Geldiği gibi hareket et. Seveceksen sev. Gelene bak. İşte beklenen misafirimiz de geldi. Selamun aleyküm Ali Bey. Yalnız biraz acele edersek benim az işim var eri. Tabii tabii. Hemen çıkalım. İyi akşamlar müsaadenizle. Biz de pazarlığa katılmak istiyoruz Ali Bey. Pazarlık yapacak bir durum yok. Biz zaten anlaştık. Yani gobeli olan benim için hava hoş. Yani kim kesenin ağzını açarsa eri. Nasıl olur ama biz daha önce anlaşmıştık. Tamam işte. Şimdi hemen aramızda yeni bir anlaşma yaparız. Önce şu malları görsek diyorum. Tabii. Hemen göstereyim. Yalnız dikkat edin gözünüzü almazsın. Ya çok affedersiniz. Suzan'ı gördünüz mü? Dur bir oğlum, sırası mı Suzan'ı şimdi? Heh, geldi işte balım. Kimse kıpırdamasın. Herkes olduğu yerde kalsın. Ne demek oluyor şimdi? Bir dakika, bir dakika. Ne demek oluyor bütün bunlar Suzan ha? Bu ne elinde böyle telsizle polisi... Polis? Ayıp be, ayıp be. Ben sana güvendim, her şeyi anlattım be. Her şeyi anlattın mı? Yok tövbe bismillah. Araba işinden hiç bahsetmedim abi. Oğlum sen bizim başımıza bela mısın lan? Sevdim be abi. Ali abi insan sevdiğine söylemez mi? Aşık oldum ya. Hay senin aşkına. Bir çuval inciri berbat ettin. Peki bu. Lan tezgah mıydı lan bu? Ne sandın? Salak salak seninle mi uğraşacaktım? Ya dur be, hemen çözülmeyin be. Pardon, niye tutukluyorsunuz ki? Kimse kimseyi kandırmasın. Bizim neden burada olduğumuz gayet açık. Dolandırıcılık, düzenbazlık hikayelerinizi anlattırmayın bana. Bakın, beni tutuklayamazsınız. Ben burada misafir olarak bulunuyorum. Bunları da hiç tanımıyorum. Vay! Satış ha! Konuşma ya, konuşma. Alın şunu da. Hem bu malların hepsi sahte. Alın şunu, ne? Şunu da alın. Ya onu al dedi. Benim senin aklının içine sen bana sahte mal mı aldıracaktın ha?
Konumuz bu değil gerizekalı. Biz şaka yaptık. Hem bizim kaçakçılıkla ne alakamız olabilir ki? Al şunları da al. Şunları çantam da al. Bir saniye. Geç. Tamam geç. Vay be. Gönlüme taktığın kelepçe yetmedi. Şimdi de koluma ha. İnsafsız. Ya yürü ya. Ama bu nasıl bir yürü ya. Herkes aşağı insin bakayım. Çabuk! Geç 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 geç. Tamam. Suzan'a bir kelime konuşursan ayağına değil kafana sıkarım. Eyvallah. Atla. Bak, ben dedim size Suzan böyle kötü bir şey yapmaz ya. Getirdi, bıraktı bizi buraya. O da beni seviyor. Ben dedim onlara, benimle alakası yok diye. Ulan Niyaz, benim bu işler hep sen soktun. Seviyor be. Ya altınlar, paralar hepsi gitti arkadaş ya. Ya kesin be oğlum. Dolaba geldik işte. Hay ağzına sağlık be abi. Abi bu arada Suzan beni gerçekten seviyor. Sezgin bunu gerçekten dön. Gelsene sen bile. Şunu gel. Aşk güzel şey be abi. Abi biraz acıyorsa abicim. Senin çevirdiğin dolap bu kadar olur işte. O kadar biliyorsan kendin çevirseydin. Hadi be. Ne diyorsun sen ha? Kaç sen para ne diyorsun? Sana mı kaldım ben ha? Sana mı kaldım? Alırsan yanına böyle bir kadının sonuçlarına katlanırsın. Ali, bundan sonra işim seninle. Daha yeni başlıyoruz. Olur. Bari rengini değiştir. Pardon bölüyorum. Allah be! O da seviyor be! Ulan acımı hissederim ben be! Allah! Ne oluyor oğlum? Abi buna vuruyorum vuruyorum. Yere düşüp kalkıyor seviyorum diyor ya. Ali, unutma. Olur. Anlatırım. Gel bakayım sen şöyle yaşa. Yok lan. Seviyor be. Bu Borcu. Sen benden de iyiydin. Ustam kim dayı? Biz bileğimizin gücüyle hareket ediyoruz kızım. Senin bileğinin gücü, bendeki plan yapma yeteneği sayesinde biz daha çok salak avlarız. Hayır, bir daha yok. Ben senin bu işlerin içine karışmanı istemiyorum. Bunu niye yaptık dayı? Nilgün'ü çok sevdim. Hep de seveceğim. Fakat o hep işlerin kolayına kaçtı. Keklikle topalı da peşinden gönderdim. Haluk'la beraberliğini öğrendim. Hemen seni Çorum'a gönderdim. Sen de temiz bir iş çıkarttın ha. Niye bu kadar uğraştın ki dayı? Söyleseydin dursalardı. Ne yani? Nilgün'ün yanındaki bütün adamları geberse miydin kızım? O ve çocuklar bu işi beceremezlerdi. Mutlaka başları belaya girerdi. Onun için herkese bir ders vereyim istedim. Ne aşkla dayı. Benim Zeynep'in yanına gitmem lazım. Kız çok kötü durumda. Bilemiyorum Suzan. Yalan kırıcı bir şey. Başka bir açıdan da bakmak lazım. Bilemiyorum. Zeynep. Konuşmamız lazım. Seninle konuşacak bir şeyimiz olduğunu zannetmiyorum Ali. Belki de vardır. Senin haberin yoktur. Son bir kez konuşalım lütfen. Tamam konuş. Şimdi değil. Akşam. Baş başa. Tamam. Akşam görüşürüz.
Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Kırmızı halı, mumlar falan. Ben romantik bir adam sayılırım. Senden beklemezdim. Beğendin mi? Güzel olmuş. Beğendiğine sevindim. Senin için. Ah, balon da var. Evet, Japon feneri onlar. Öyle mi? Öyleymiş. İstersen önce konuşalım, ondan sonra bir şeyler yiyelim. Zaten buraya konuşmaya geldik Ali. Evet, seni dinliyorum. Zeynep, ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Biliyor musun, ben karanlıktan çok korkuyorum. Ve benim içimde karanlık bir adam var. Ben o karanlık adamdan da çok korkuyorum. Ve ben artık ne karanlık bir adam olmak, ne de karanlıktan korkmak istiyorum. Neyse, fazla uzatmayayım. Zaten beceremiyorum. Işığım olur musun? Biliyor musun? Ben de karanlıktan çok korkuyorum. Peki sen aydınlatabilir misin geceyi? Ay geceyi aydınlatmıyor mu? Işığını güneşten almıyor mu? Sen ışığım olursan ben dünyayı aydınlatırım. Yapma Ali. Ya yaptığın karanlık işler? Zeynep. Bir daha öyle şeyler olmayacak. Sana son anlatırım. Gelmeydi iyiydi. Koş 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 koş, ben anlatacağım sana sonra. Bu adam çok tehlikeli bir adam. Başımız belada yani. Manyağın teki.